Mutfağımdan herkese merhaba. Bugün harika, şipşak, tuzlu bir kurabiye ile karşınızdayım. Çok fazla tatlı kurabiye tarifimiz var ama böyle tuzlu, minik, böyle iç bastıran, şöyle acıktım, hafif böyle midem kazındı dediğinizde muhteşem bir şekilde atıştırmalık pizza krakerler, pizza kurabiyeler yapıyoruz. O kadar güzel ki tadı pizza kurabiye gibi böyle. Muhteşem salçalı domatesli, muhteşem bir şey. Ağzımız su yakmaya başladı. Hemen yapımına başlayalım, yapalım, hemen yiyelim. 100 gram oda sıcaklığında tereyağını karıştırma kabına alıyorum. Oda sıcaklığında olması önemli. Güzel çünkü yumuşaması gerekli. 1 çay bardağı da sıvı yağ, ben ayçiçek yağı kullanıyorum. 1 yumurtanın akını ve sarısını ayırdım. Akını içine koyacağım hamurun. Sarısını da daha sonra üzerine süreceğiz. Ve 1 kahve fincanı dolu dolu çörek otu. 1 tatlı kaşığı domates salçası. 1 tatlı kaşığı biber salçası. Salçalı çörek otlu harika oluyor. Birazcık tuz. Kekik birer çay kaşığı. 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber. 1 yemek kaşığı şeker. Ve kıyır kıyır olsun diye de 1 yemek kaşığı sirke. Ben üzüm sirkesi kullanıyorum. Elma da kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle hepsini güzelce karıştıralım. Zaten tereyağı da oda sıcaklığında olduğu için hepsi birbirine homojen bir şekilde karışıyor. Bir paket kabartma tozunu da ilave ediyorum. Ve un ilave edeceğim. 3 su bardağı un gidecek. Ama her zaman olduğu gibi temkinli davranıyoruz ve yavaş yavaş ilave ediyoruz. Artık elimizle yoğurmaya geçebiliriz. Unu da yavaş yavaş ekleyeceğiz. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Her zaman dediğim gibi unun cinsi, yumurtanın büyüklüğü, un miktarını etkileyebilir. O yüzden yavaş yavaş ilave edin. İşte hamurum istediğim kıvama geldi. Tam 3 su bardağı un gitti. Bakın yumuşacık bir hamur ama ele yapışmıyor. Şimdi ben böyle ufak ufak toplar yapacağım. Yuvarlak yuvarlak yapacağım. Ama isterseniz bunu açabilirsiniz bir yağlı kağıt arasına koyup merdane ile ve şekil de verebilirsiniz. Pizza krakerlerin böyle şekillerinden de yapabilirsiniz. Ama ben böyle kurabiye gibi minik minik kurabiyeler yapacağım. Ve ayırmış olduğum yumurta sarısına birazcık süt ilave ettim. Şöyle karıştırıyorum. Şimdi kurabiyelerimin üzerine altın sarısı güzel böyle kızarsın diye yumurta sarısını sürüyorum. Ve şimdi 180 derece önceden ısıtılmış fırına gidiyor ve kızarana kadar pişiyor. İşte kurabiyelerim fırından yeni çıktı ve mis gibi kokuyorlar. Gerçekten pizza kraker gibi kokuyorlar. Size tadını, kokusunu anlatamam ama dokusunu gösterebilirim. Ne kadar kıyır kıyır olduğunu. Şöyle elimle bölmeye çalışayım. Bakın. Yani elimde nasıl dağıldığını görüyorsunuz. İşte bu kadar kıyır kıyır. İşte yapması, pişmesi dakikalar içerisinde oldu gördüğünüz gibi. Hemen yemek istiyorum yanına da güzel bir çayla. Siz de çayınızı demleyin, bu kurabiyeleri yapın, tadın, yorumlarınızı benimle paylaşmayı sakın unutmayın. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak, bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında bir tane de küçücük zil butonu var. İşte onu da tıklarsanız eğer ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek, bunu da hatırlatmış olayım. Bu arada Instagram Figen Ararat hesabından da beni takip etmeyi unutmuyorsunuz değil mi? Yine güzel değişik tariflerle buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın.